Fabrika faciasında yaralananlardan bir tanesi de 48 yaşındaki Gülizar Erdoğan. Bacağı çatladı, yüzünden yine darbe aldı, cam parçaları yüzüne geldi. Taburcu edildi, şu an evinde. Çok geçmiş olsun Gülizar Hanım. Teşekkür ederim. Nasıl hissediyorsunuz şu an kendinizi? Bugünümüze şükürler olsun. Canlı kurtulduk. Ölenlere de Allah şehit mertebesi nasip etsin inşallah. Arkadaşlarımızdı, hepsini tanıyorduk. Hepsiyle aileydik orada. Yani, siz kaç yıldır çalışıyordunuz orada? Kasım'da 7. senem dolacaktı inşallah. Daha önce de orada patlamalar, yangınlar oldu. Tanıklık ettiniz siz de. Tabii ki canım. Yani ufak tefek de oldu. Bir kişinin öldüğü bir kazayı da yaşadık. Bu kadar yani. Neden bu facia yaşandı sizce? İhmal var mı? Sizin orada gözlemleriniz neler? İş güvenliği var mıydı, yok muydu? Neden olmuş olabilir Gülizar Hanım? Şimdi şöyle bir şey, iş güvenliği elbette tabii vardı ama ihmalkarlık da çok vardı. Bir çocuk oyuncağı gibi bir şey görüldü orası ama çocuk oyuncağı değildi. Sen mesela sürekli barutla uğraşıyorsun, patlayıcı maddeyle uğraşıyorsun. Bir çocuk oyuncağı manasında anlatılıyor. Değil aslında. İşin ciddiyetinin farkında değiller miydi? Hem farkında değillermiş gibi görünüyordu, hı hı, hem de kulak ardı ediliyordu gibi. Siz söylüyor muydunuz peki? İşte gördüğünüz bir takım eksiklikleri veya söylüyor muydunuz? Kesinlikle, kesinlikle. Mesela bunun olacağını biliyorduk. Hatta ben o akşam bile okumamızda bir başka bir cenaze okumasında arkadaşlardan helallik aldım, öyle gittim yani. Resmen bile bile gittim. Nasıl yani? Söyledim ben bu maddenin, bu yaptığımız malzeme yeni yapılan bir malzeme idi. Havai fişek. Yok, bu yaptığımız şu anda patlayan madde havai fişek değildi. Neydi? Yani bu patlayan madde muska denen bir başka bir oyuncak, yeni bir ürün çıkartmıştık. Oydu. Nasıl onun bir ürün malzemesi bu? Malzemesi patladı yani. Ha. Patlayan onun malzemesi. Depoda ne vardı Gülizar Hanım? Depoda yine bunun ilacı ve yapılmış malzemeleri vardı yani. Yapılmış kolileri vardı, hazır kolileri vardı. Çok mu fazla stok yapıldı oraya peki? Stok mecburen yapılıyordu çünkü 5 koli, 10 koli yapıp da yurt dışına bunu sevk edemezsin. Yurt dışından zaten bizim bütün müşteri şeyleri vardı. Tamamen kaç koli istemişse onu tamamlamak zorundaydın. O tamamlanmadıkça gitmiyordu yani, bir yerde bekletiliyordu. Stoklanmış oluyordu yani. Peki siz neye istinaden öyle söylediniz? Burada bir facia olacak diye. Biz orada yaptığımız malzeme kendi kendini ısıtabilen bir malzemeydi. Biz bunu bir gün, iki gün sonrasından fark edebildik. Isıttı, ateş gibi oldu. Ondan sonra müdürlere falan söyledik. Yukarı yani idari binaya haber verdik. Geldiler, boşalttırdılar kolileri, yeniden açtırdılar, paketleri açtırdılar, yerlere serdirttiler. Bunlar aslında hep yasak olan şeylerdi yani. Olmaması gerekenlerdi. Patlayacağız, patlayacağız diye hep uyarısını verdik. Biz işçiydik, onlar kimyagerdi, onlar müdürdü. Bizim sakalımız olmadığından sözümüz geçmedi. O depodaki malzemeler yeni üretilen, kendi kendine ısıtan yeni bir ürün. Yeni bir ürün, yeni bir üründü yani. Bir nevi onlar da biraz bu konuda acemiydi gibi bir şeydi yani. Havai fişek değil miydi oradaki, ama havai fişekler de patladı. Havai fişek ayrı, o şimdi depo orası. Oraya havai fişek şeyi de, kolisi de koyulur, torpil kolisi de koyulur. Orada havai fişekler de vardı. Kolisi de koyulur, anladınız mı? Yani ama her türlü koliler orada vardı, mevcuttu. Ama patlamaya neden olan o yeni malzeme. Yeni yaptığımız malzemeydi patlamaya neden olan. Siz bunu söylemişsiniz, uyarmışsınız. Bu ürün kendi kendini ısıtıyor. Söylemeye zaten gerek yoktu. Kendileri de geldi, bizzat kendileri de gördü. Kendileri de gördü ve kendileri söyledi. Bunu boşaltın, havalandırın, kurutun. Nemlilikten işte nemden oluyor falan dediler. Ama kuruttup da yeniden paketine koyduğumuz şeyler, kolilenen malzeme depoya gidiyor ve depoda bir gün sonrasında o şişme ve kızışma oluyor, bir gün sonrasında patlıyor. Yani bu mevzu bir gün sonra, biz bunu bilirdik, bile bile. Böyle olacak dedik, yapmayın dedik. Ama dinleyen olmadı işte. İş güvenliği az mı tutuluyordu, denetim mi az oluyordu? Yok, iş güvenliği de oluyordu, denetim de oluyordu. Ama daha çok denetimciler idari binaya gelip bir yemek yiyip hadi eyvallah deyip gidenlerden oluştu. Denetimciler. Allah razı olsun onlardan. Görevlerini güzel yaptılar. Yemek yiyip gittiler. Sağ olsunlar. Gülizar Hanım, umuyoruz burada ihmal kiminse
Sorumlusu kimse umuyoruz yargı önünde de yargılanır, adalet yerini bulur ama tabii yitip giden canlar var. Sizler geriye gelmez. Hiçbir şey geriye gelmez. Ölenler geriye gelmez ama en azından şunu olabilir. Bir daha böyle bir şey olacaksa olmaz ve o arkadaşlarımız en azından yani bir dahaki çalışma dersler çıkar. Evet. Olmaz diye düşünüyoruz inşallah. Çok çok geçmiş olsun. Umuyoruz dersler alınır. Umuyoruz diyelim ve sözü size bırakalım.